Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim tekrardan ana yemek. Hem ana yemeğiniz hem yan yemeğiniz bir arada benim en çok sevdiğim, sizlerin de beğendiği bir ana yemek olacak. Yufkalı tavuklu pilav yapacağız. Böyle yufkalara sarılı tavuklu pilav olacak. Çok da güzel oluyor. Ben bir tane kemikli göğsü düdüklü tencereye aldım. Kapağını kapatıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Hemen arka tarafı alacağım. O orada haşlansın. Hemen burada pilavını hazırlayacağım. Pilav biraz demlendikten sonra tavuğu didip içine ilave edeceğim. Uygun bir tencereye ocağımı alıp hemen pilavı yapmaya başlayayım. Altını yakıyorum. Yarım çay bardağında önce soğanları biraz kavuracağım. Pirinci de hemen arka tarafı ıslattım. Yarım çay bardağı sıvı yağın üzerine bir tane küçüklerinden kuru soğan yemeklik olacak şekilde doğradım. İçinde küçülene kadar kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra üzerine 2 su bardağı pirinci ilave edip onu da birlikte kavuruyorum. Şimdi birazcık tereyağı ilave edeceğim. İçerisine hemen hemen 1 tatlı kaşığı çok olmadan tereyağı ilave ediyorum. Onu da şöyle bir kavurayım. Suda beklettiğim, güzelce yıkadığım 1 yemek kaşığı kuş üzümünü ilave ediyorum. Kuş üzümü tamamen isteğe bağlı. Ben az kattım. Seviyorsanız çoğaltabilirsiniz. Kuş üzümü de ilave ediyorum. Biraz da karabiber. Yeterince kavruldu artık. Şimdi 1 su bardağı normal su ilave ediyorum. 1 su bardağı da tavuk suyu. 2 su bardağı pirinç ıslatmıştım. Elimizdeki klasik bardaklarla 2 su bardağını 2 su bardağı ilave ediyorum. Biraz da fırında pişeceği için böyle çok aşırı derecede de pişirmiyoruz. Hafif böyle diri kalabilir. Şimdi kapağını kapatacağım. Altını kısa alıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişsin. Ben orada tavukları dideceğim. Pilav suyunu çekti artık. Yeterli. Şimdi altını kapatayım. Biraz dinlensin. Pilavı bir yarım saattir demlendiriyordum. Artık yeterince dinlendi. Şöyle bir karıştırayım. İçerisine istediğiniz gibi tarçın falan da katabilirsiniz. Bizim çocuklar pek sevmediği için ben katmadım. Ama gayet güzel yakışıyor. Kemikli tavuk göğsünün göğüs kısımlarını, yani kemiksiz kısımlarını aldım. Şimdi hemen sizin yanınızda da göstereyim dedim. Şöyle iri iri içerisine atıyorum. Çok böyle aşırı küçültmüyorum. Koparıp atıyorum. Bu şekilde. Orta boy bir tane kemikli göğüs kullandım. Sizler de istediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çok küçültmeden büyük büyük bırakıyorum. Böyle tavuğu bol bol daha güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Tamamdır. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Yeterince karıştırdım. Bunu şimdi kenara alayım. İç harcımız hazır. 2 tane yufka kullanacağım. Hemen bunu böyle sigara böreği yapar gibi 4'e bölüyorum. 4 toplamda 8 tane olacak. Şöyle önce ortadan kesiyorum. Hemen ardından bu şekilde 2, 4, 6, 8 tane olacak. İsterseniz daha küçük yapıp daha fazla da yapabilirsiniz. Yufkalarımı yanıma alıyorum. Şöyle yuvarlak klasik bir borcam alacağım. Bunu da yanıma alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağını erittim. Şimdi yufkaları yağlayıp içine dolduracağım. Şöyle derince bir kap kullanırsanız çok daha iyi olacak. Şöyle içine doğru yerleştiriyorum. Ve hafiften, çok olmadan şöyle yağlıyorum. Böyle her yerine çok gelmesine gerek yok. Şu kenar kısımlarını da içe doğru biraz bırakıyorum. Bu kadar yeterli. Çok aşırı değil. Hazırladığım tavuk harcından 2-3 yemek kaşığı kadar koyuyorum.
ve biraz tavuklarından bolca koyacağım. Üzerine doğru atıyorum. Kabı birazcık alt kısmını yağlayayım. Bu arada fırınınızda 200 dereceye getirin. Öncelikle fırında birazcık kızartacağız. Şöyle ters çevirip koyuyorum. Ondan sonra çıkartıp üzerine tavuk suyu ilave edip tekrar fırınlayacağız. Şu şekilde yerleştiriyorum. Biraz hatta şu kenardan koparıp ortaya bırakıyorum. Çok ince olmaması için. Hafiften yağlıyorum. Çok olmadan. Hafif hafif yeterli. Maksat kuru olmasın. Sıladığım haştan dolduruyorum. Bu şekilde üzerine doğru kapatıyorum. Ve ters çeviriyorum. Servis tabağına alıyorum. Yufkalarım bitene kadar şimdi hepsini bu şekilde yapacağım. Bu iç harcı da buna yetireceğim. Eğer artarsa da o şekilde tüketebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Biraz uç kısımlarından koparıyorum. Altı çok ince olduğunda yırtılma oluyor. Ondan dolayı böyle altına birazcık yufkayla kalınlaştırıyorum. Çok olmadan yağlıyorum. Ve dolduruyorum. Böyle pirinç yufka bir arada nasıl olur diye düşünmeyin. Harika oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir tanesi de bir kişiye rahatlıkla yetiyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini bu şekilde tamamladım. Tam böyle yuvarlak bir borcama tam geldi. Şimdi kalan yağı da üzerine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında böyle kızarana kadar pişireceğim. Ondan sonra çıkartıp üzerine 2 su bardağı tavuk suyunu döküp tekrar fırınlayacağım. Sonrasında böyle yumuşacık harika bir ana yemek olacak. Tavuk suyunun da verdiği lezzet ayrı bir güzel. 190 ve 200 derece arasında atabilirsiniz. Fırınınıza göre bakarsınız artık. Ben şimdi 200 dereceye götürüp dikkatlice pişireceğim. Çıkardıktan sonra üzerine 2 su bardağı tavuk suyu döküyorum. Tekrar 200 derecelik fırına götürüp bir 10-15 dakika daha pişirip fırından alacağım. Yemeği fırından çıkardım. Tam 10 dakika fırını açık bir şekilde pişirdim. Sonra fırını kapattım. Güzelce suyunu çekti ve yumuşacık oldu. Bakar mısınız? Harika oldu. İsterseniz böyle çıtır çıtır olmasını istiyorsanız hemen fırından çıkartıp servis edin. Ben bir yarım saattir de dinlendiriyordum. Hemen şimdi servis tabağını alıp sizlere son halinde gösterip videomu bitireceğim. Şöyle alıp servis tabağına koyacağım. Mutlaka denemeniz gereken tariflerden bir tanesi. Herkesin çok severek yiyeceği güzel bir ana yemek. Ortadan kesip içinde ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Yorum kısmına birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.